Hemşirelerimiz kahramanca hizmet veriyorlar bugünlerde. Deprem anında da o kahramanlıklarına farklı boyutlar eklemişlerdi. Onlara bakacağız. Deprem esnasında tamamen aile, kendi hayatımız tamamen sıfırlanıyor ve sadece içerideki bebeklere yöneliyoruz. Tek düşündüğümüz deprem bitsin, bebeklere bir şey olmasın. Dünyaya gözlerini yeni açmış bebekleri canları pahasına korudular. O emanetleri kimsenin koruyamayacağı burada, başlarına bir iş gelse kimsenin bir şeyi yapamayacağı, sadece bizim ve Allah'ın yardımıyla hani onları kurtarmaya çalıştık. Görüntüler Kayseri'de bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde kaydedildi. Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu an bulunduğumuz özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisindeki hemşireler o anda küvözdeki bebekleri alıp hemen gördüğünüz bu masanın altına saklandılar. Önce onları, sonra kendilerini korumak için depremin geçmesini beklediler ve ardından onları güvenli bölgeye taşıdılar. Masanın altına giriş yaptık. Yani o esnada dışarıda çıkamadık. Çünkü merdivenler, asansörler hiçbir şekilde kullanamazdık. O yüzden tek yaptığımız masanın altına girmekti. Hisler anlatılmaz. Benim çocuklarım evdeydi. Hiç çıkıp gitmek aklıma bile gelmedi ama. Çünkü bırakamayız. Yani bırakılmaz. Yoğun bakımda çalışmak bir ayrıcalık bence. Kahraman hemşireler depremin geçmesini ise sığındıkları masanın altında beklediler. Yani vicdanımız yeni doğan yoğun bakım ekibi olarak rahat kaçmadık. yani sadece onların iyiliği için mesleğimizi icra ettik.